Arkadaşlar efsane bir video ile karşınızdayız. Mediacraft tarihinde bir ilk. Ne? Mükemmel ya. Milyonlar dağıtıyoruz. Vay! Mükemmel. Bundan sonra oyun delisinin kastı. Arkadaşlar... Ben de video veriyorsa ben de geleyim abi. Ben de geleyim ya alırsanız. Arkadaşlar şimdi yılbaşı yaklaşıyorsun. Yani. Biliyorsunuz. Evet. Evet. Yılbaşının olmazsa olmazlarından bir tanesi. Milli Piyango. Evet kankacığım. Yılbaşı büyük ikramiyesi. Şimdi bir tane tam. Bir tane yarım, iki tane de çeyrek bilet aldım. Şimdi bu videoda açacağız şansımıza ve göstereceğiz. Herkes de görecek. Sonra siz de kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bizden önce kontrol edersen yazarsınız. Aynen. Şunu aldık diye. Ve ne vaat ediyoruz? İşte ne yapacağız? Ne hayallerimiz neler? Ha, onları konuşacağız. Güzel. Ve dolayısıyla videoda olduğu için, herkes de göreceği için vaatlerimizi de gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Güzel. Yani. Parayı bulunca değişmezsiniz herhalde. Abi kim bilir lan. Ben zaten zenginim. Bak ben değiştim mi? Öyle oldu ki bakma yani. Yok. Ya o para o para değil. Yani o para o para değil yani. Zenginiz o zenginlik değil. O zenginlik o zenginlik değil. Ben yani. Taksiye biniyorum ya. Şimdi dolmuşa biniyorum. Zarf mı seçeceğiz evet. Önce ya da önce konuşacağız mı? Bence zarf seçelim. Tamam. Çünkü hayalde şöyle bir şey var. Şimdi sen çeyrek milyonluk bir hayal kuracağım. 15 milyonluk bir hayal kuracağım. Aynen o da okay. Var. Büyük ikramiye 70 milyon. Öyle biliyorum. 70 mi? Ben de ilk defa çektim bilmiyorum. Bakalım şunu istiyorsanız. Bana inşallah tam gelir. Hadi buyurun. Tamam. Karıştırdım. Hazır mıyız? Hazırız. Sırayla mı? Sırayla açalım ya. Aç bakalım. Açıyorum. Bak Serdar kesin yarım gelir bak. Kesin yarım. Yarım abi bizim her şey yarım. Bu ne abi? 35 tamam. Yarım. Vallahi bildi yani. Tamam yarım. 35 yarım. Bana kesin okuyayım şey mı? Bak. Çeyrek, numarayı. Çeyrek tam. Oku numarayı okuyayım mı? Görüyorlar çeyrek. Zaten şu anda. 6, 6, 2, 3, 2, 8, 2. Birazdan onların tamamını gösteririz ya. Aynen. Çeyrek. Çeyrek. Çeyrek çıktı. Bak Fırat tam gelirse çok kızacağım ha. Evet. Tam sana gelsin abi. Bende. Ben de çeyrek. Niye bu adam? Ama yanlış düşünüyorsun. Ben şimdi söyleyeceğim sana. Niye abi yanlış düşünüyorsun? 60 var. Çeyrek. 15 var yani. Zaten rakamları görüyorsunuz arkadaşlar. Benim tek tek söylememe gerek yok. Sen de aç bakalım tam da sana arkadaşlar kaldı. Tam bana geldi ve hayatımda ilk defa bir tam biletim oluyor. Size şöyle söyleyeyim. Ne kadar defa var? 70 lira. Ne? Oha! Çek var oğlum. Saçmalama. Uzatma. Çek o elini. Bakın. Açık kalpten söylüyorum. Tam bilet geldi. Şanslı bir adamdan geldi. Büyük ikramiye mi bilmiyorum. Bu rakamı ilk kaydedim. Buna para çıkacak. Ben aa, ne kadar buna, abi ya? Tam bilmiyorum. 70 milyon para çıkacak. Ben buna inanıyorum. Bak rakamları gördünüz. Çıkarsa zaten 70 milyon. Ha 70 milyon yazıyoruz. Sana bize... Ya yok 70 milyon bize çıkan... Bize 17,5. Tamam. Şeye çıkarsa da 35 milyon. 35 mi? Okey ya. Milyon TL. Hayali bile güzel. 70 milyonu bilmem ama buna bir para çıkacak. Amorti de değil bu. Diyorsun. Buna bir para çıkacak. Son tamam. İki. Abi bak bir söyleyeceğim. Fırat bir dakika her şeyi geçelim. Sana 100 TL veriyorum bilet satmadan. Mümkün değil. Abi bak. Mümkün değil. Şansını alıyorsun. Abi şansını satın almak için 100 lira vereyim. Mümkün git yeniden 200 lira vereyim. Abartma. Oğlum 200 lira bir şey verdi. Yok yok öyle bir şey yok. Abi sana bu. İşte para etti. Para, para etti işte. Video dışında bir şey konuşuyoruz şu an. 200 lira vereyim ben. Yok kanka. Oğlum anladın işte. Ulan 200 lira veriyorum. Kanka bu benim hayatımdaki ilk tam biletim ya. Şansına ben bunda şansımı denemek istiyorum. Bak bir de sonra üzüleceksin sonra bak. Üzüleceksin 200 lira kaybettim. Kanka üzüleyim. Sen böyle dediysen var ya bunda en az 3-4 bin lira para var. Ben de geçler. Hissettiler şu an. Burada 3-4 bin lira para var. Ve şu anda herkesin zaten ağzındadır bu muhabbet. Yılbaşından önce bilet alırsın ve hayalini kurarsın. Tabii kanka. Evet. Şu ana kadar yani kaç yani atıyorum 20 tanesinde aldıysam bilet. 20'sinde de konuşmuşumdur. Çıkarsa bunu yaparım, şunu yaparım. Hayallerden başlayalım. Uzatmayalım tabii. Şunu da alacağım, bunu da alacağım. 50 tane şey saymayın da kısaca böyle. Fırat senden başlayalım. 70 milyon. Çıkarsa bana. Oo. Çünkü hayalimiz 17,5 milyon olacak herhalde. Evet. 17,5 ne yapıyorsun? Okey abi bak, tamam. Ama onunki çok... benim hayalim değil de yani şöyle bir şey var bende. Ben hayatım boyunca İstanbul'dan ev almayı düşünüyorum. Yani şu an alamam da zaten istediğim yerlerde evler 1-2 milyon tamam mı? Tamam. Ama bu 70 milyonla ben İstanbul'da istediğim semtte, istediğim yerde alırsın. Yalı dairesi bile alırım. Alırsın. 25 milyona yalı alırsın dairesi peki? Var. Alırım. Deniz ha, okay. Denize sıfır. Kanka denizin içindeyim. Tusunan olduğunda ilk gidecek olan benim. Ama sen gemi falan çarpabiliyor. Çarpsın abi. Çarpsın. Sorunun ne olsun ya? Derdin olsun. Gemi çarpabiliyor. Ya beni hiç içime gelemiyorum. Ne oldu kanka? Eve gemi girdi be kardeşim. Ama burada çalışmaya devam ederim. Ama... Bak onu söyleyeyim. Yani, evet devam. Yani
Şirketi ya da alırım. Kanka, çok istediğim gibi bir evi alırım. Hayalimdeki o evi alırım. Arabayı da alırım. Çünkü ben spor araba seviyorum. Bizim hanım biraz daha normal araba seviyor. Bir spor araba alırım. Zaten. Onlar çerez artık. Zaten. Ondan sonrası benim için her şey tamam. Bu diğer kalan tüm para zaten Pera'nın. Onun geleceği için elimden gelen yatırımı, onun eğitimi için yaparım. Süper fikir. Ve tabii ki Instagram'da yine çekiliş yaparım. Instagram'da, YouTube'da. Ha, onlara geleceğiz, onlara geleceğiz. Ha, sen kendi adına hayallerini söyledin. Benim hayalim bu. Yani benim hayalim bu çerçeveler içerisinde. Aynen. Şimdi ben söyleyeyim. Benim zaten yıllardır düşündüğüm, böyle şey hayal kurarsın ya. Ya spor araba falan, bir Lamborghini'si bir şeyi mutlaka aldım. Normalde arabaları sevmiyorum ama sırf keyiflik ya, dursun kenarda. Tabii garaj canım. Arabası olur. Tabii canım. Ya ev zaten mutlaka. Ne alacaksın orada? Ha? Araba ne alacaksın? Ya Lamborghini falan alırım herhalde ya. Ya ne da... kadar ki Lamborghini oğlum? 2-3 milyon kanka. Yani 6-7 milyon adam. 5 milyon 6 da var. İkinci el bitti ama. Ya, para. Para bu konuşuyoruz ya, herkesin eli saklanmıyor. Oğlum çok iyi canım. Bak bak, 6 dedin ya. Şimdi 17,5 çıksa 6. Oğlum bu bileti Lamborghini. Oğlum 500 lira ben satmam. Yok yok, 1-2 milyon satmam. 500 lira veriyorum bak, satma bana. Galardo. Lan 500 lira veriyorum valla, sat. Bak Galardo Madardo alırım ben. 5 lira veriyorum bak sen. Üzüleceğim bak videoya gidince. Yok sonra. Neyse. Zaten ev izleriz görürüz. Ev zaten alırım. Nereden? Yani herhangi bir yerden. Buradan alırım mesela. Nereden? Şu an oturduğum yerde. Kadıköy Moda'da alırım. Onun dışında en büyük hayalimi söyleyeceğim. Dünyayı gezmek. Birçok insanın da hayaldir tabii. Videoları artık arkadaşlar stüdyodan değil de. Artık bugün arkadaşlar işte Brezilya'dayız. Şöyle yarın ertesi gün direkt. Atıyorum işte Papua yeni gidiyor. Brezilya'da şey oynuyor. CS:GO oynuyor. Aynen, futbol mecbur. Fortnite oynuyor falan. Yok, ben videolara devam ederim mi? Yani nasıl diyeyim? Gezi videoları da ağırlıklı olur herhalde. Aynen kanka, ben de bırakmam YouTube'u bu arada. Sen yavaştan yani... baş çıkmasına başla yavaş. İzmit'ten başla yavaş. Ha, ya. O masraf onlar. Hani nerede çekeceğim videoyu, nerede kalacaksın, onların hepsi para. Doğru diyorsun. Aynen. Yani öyle olmaz. Dediğim gibi o şekilde dünyayı yani baştan sona gezerim. Türkiye'yi de tabii gezerim de. Yani daha bir lüks, rahat gezerim böyle işte düşünmeden. Ben niye söylemedim? 5 yıldız otele geç kal. İngilizcem çok iyi değil. Oğlum yani bir yerde tıkanır geri dönerim. Tercüman alırsın yanına bir tane, ne olacak ya? Açar. Kanka kafa fakir hala benim, ben hiç. Neden mesela bir yere gideceksin hiç anlatmaya gerek yok. Böyle uzat, uzat. Okey okey diyecek. Onlar anla, aklını okur seni. Aynen aynen, zihnini okur. Benden bu kadar. 500 lira verin dedi bilete ya. 1000 lira veriyorum. Abartma, ne yapıyorsun? Ya 1000 lira veriyorum ben. Bak vereceksin. Oğlum yapma. 1000 lira veriyorum ver. Bu çıkar 1000 lirana bakayım. Ha yok ya, yani vereceğim abi. Oğlum abartmayın. Üstüne ne kadar var? Yok şu an hiçbir cüzdan. Yılbaşına sonu mu? Çıkmazsa yok. Paradan vereceğim. Neyse tamam, vermeyeceğim tamam. Ya abi o, bizim ne kadar hayalimiz? 17,5. Abi 17 milyon ne kadar dolar ediyor? 5, 3 mü 3 milyon dolar. Abi adalar var. Adama. Ya şöyle. Kaç adalar var? Abi bak 2008 zamanında ben bir yere işte çok sıkılıyordum. Hayal kurmaya başlamıştım bu tam yılbaşı zamanında. Araştırmıştım, ada satıyorlardı. Nerede bilmiyorum. Maldivler'de. Ama çok ufak adalar bu arada. Bayağı ufak ama. Ya bir dalgayla böyle silinip gidiyor. O kadar değil. Ama bir 3+1 ev sahibi yani. Var. Bahçesi, var. Tarla bile yaparsın. Var. Böyle 3-4 milyonu vardı. Suyu var mıydı? İmar abi falan. Var babam, var. Babam senin istersen ülke kur orada. Hastanesi var mı kanka? Yolu var. Pardon yaparım. 3 milyon var falandı galiba. Bak 15 milyon TL'sine. Bir tane ada alayım. Zaten bitti. Yok. Ne? Abi 2,5 milyon. 2,5 milyon TL kaldı. Abi 2,5 milyon ne yapacaksın şimdi? 2,5 milyon bankada kalsın. Faizler faiz. İyiyiz yani. Yani doğru diyorsun. Yani. Aynen öyle. Adayı istersen ülke kur. İşte Melihistan de. Yani yok, o bir ülkeye bağlı. Özelliğini ilan et. Nerede? Sonrasını böyle adam, gemilerle adam, gelsinler. Kendi parası bomba çıkartsın. İndirsinler seni. Savaş çıkıyormuş. Anında fethettiler. Oradan video çekmeye devam ederim. Ada çok güzel olur. İnternet de çekersin. Kendimi kuma gömdüm. Palmiye ağacından atladım. Altın aradım. Altın aradım. Zaten şey, bir şey adam bulamadım. Diye, yeni adam. Issız adam. Yeni adam. Issız adam yazar da anlamazlar. Issız adada bir gün. Sen ne yapacaksın? İki gün. Sen ne yapıyorsun? Bir dakika. Üç gün. Senin hayalin ne kadarlık abi? 35 milyonluk hayalin var. Abi bak bir kere ben kendimi... Ya spor araba alır mıyım bilmiyorum ama bir Porsche alırım. Ama eski o klasik böyle 85-90'lar vardır ya. Onlardan bir tane. 1-2 milyon falan onlar klasikleri. Bir tane Jeep alırım. Markası modeli hepsi belli zaten kafamda. Söylemeyeyim. Şu söyledin. Jeep'i mi söylemedin? Reklam o şimdi klasik ya. Öbürü çok daha spesifik bir şey oldu. Söylemeyeyim. Söyle abi. Söyle abi. Abi. Ya ben Land Cruiser seviyorum ya. Tamam abi. Tamam onunla alırım bir tane. En büyük motorlusundan. Tamam. Şnorkelli, Ya bir tane benzinlik yanına. Ha? Dizel o.
Ha dizer mi? Kanka dizeri de 15-20 litre yaparım. Araştırmış. O işte bir tekne mekne alırım. Muhtemelen İstanbul'dan tekne çok iyi. Giderim. Ama çekim için kendime bir tane pırpırlı uçak alırım. Muhtemelen uçmayı da öğrenirim. Ya çekim için. Gelirim ya. Hala yemek yapıyor. Abi bir işin var. Olacak, bir mesleğin olacak. Aynen. Mesleğin abi, ya, abi ben yani. Bir şeyim aynı şeyi çalışırım düşünüyorum. Çalışırım yani. Para tamam okey olsun. Doğru, çalışmayı bir şekilde doğru. Devam edersin. Mesleksiz olmaz. Geze geze bir şey yapmadan sıkılırsın da bence. Sıkılırsın abi bence. Bir de şöyle bir şey var yani. Hani az çok tanıyoruz biliniyoruz ya. Ondan sonra 5 sene sonra haber yaparlar. Şimdi ne yapıyor? Hamakta yatmış böyle. Çekmecede şeyde şezlongda uzanmış. Bankada var 30 milyon 3-5 bin lira maaş kovalıyor. Ya öyle hayaller küçük. Bir tane şey açarım ama benim hep hayalimdi. Bir tane hayvan barına. Özellikle kedi barına. Böyle 2-3 milyon yatırırım ona. Ben de açarım şimdi. Böyle bir veteriner falan şey yaparım yani. Tam onu diyecektim. Ben de. Yok benim onu diyecektim. Ben şu an şeyi konuşuyoruz. Hayalleri. Tamam hayal ne yapacaklarımız işte. Onlar. Kendin için. Tamam kendin. Yani barınak açarım o iyilik tarafından geliyor. Kendim için abi zaten. İyilik tarafından sonra geliyor. Sonra geliyor. Yoksa biz neler neler yatıracağız. Başka ne yaparım? Abi kesinlikle dünyaya giderim. Bu Sibirya treni var biliyorsun değil mi? Evet. Trans-Sibirya. Ona çok bir seves ediyoruz senin işimde. Senin bayağı bucket listin varmış. Var ya. Var bende inanılmaz. Kesin uçak kullanmayı falan öğrenirim. Şey kuzeye uçak alırım kanka. Yani. Tamam. Yok abi ben böyle bir yerden bir yere gidecek kadar abi yani. Gitmez abi. Geç. Bu arada arkadaşlar siz de hayallerinizi yazın. Çünkü herkesin mutlaka hayali var. Ve çok güzel de hayaller var. Siz de 70'e göre, 35'e göre, 17'ye göre yazın hayallerinizi. Aynen. İnşallah milyon bu arada çıkar. Yani. Yani milyon. Milyon. İnşallah milyon. Bize çıkmazsa size çıkar. Bana ama bize çıksın inşallah. Ya bizden bir daha çıksın. Herkes kendine çıksın. Ama bize çıksın. Şimdi. Evet. Arkadaşlar mesela buradan birbirimize ne alırız? Bir şey söyle. Para çıktı sana. Oğlum parayı harcadık zaten biz hepsini. Oğlum kaldı ya. Biraz. Nereye kaldı oğlum? Ha, biraz daha ayrıcan alacağım baştan. Ya ben bir de şuna inanıyorum. Mesela ben şunu derdim hep. Şimdi bir şeyler hayal ediyorsun ya. Şimdi dağıtırsan böyle yanındakileri falan filan. Sanki çıkma ihtimali artıyormuş. Ben söyleyeyim mi? Ben başlayayım mı? Ben 5 lira hediye alırdım size. Ama 5 milyona herhalde. 5 lira, 5 lira ya. Troll olsun diye 5 lira hediye alırdım size. Biz de beklerdik. Eski formatlar iade etmek için böyle. Kadıköy'den 5 lira hediye alırdım size. Ama şey de değil mi? Yatta da açıyoruz. Ooo! Hani, başka? O kadar. O kadar. Size tamam. O kadar. Gönlü çok zenginmiş. Sen ne yapardın? Kanka 70 milyon ya. Para kalmıştır muhtemelen. Atıyorum Serdar'a istediği jipi aldırdım bir tane. Evet. Abi sende çok para var çünkü o yüzden. Bu arada bunlar kaydoluyor. Çıkarsa hepsini yapacaksınız ona göre. Serdar'ın sevdiği araba ne kadar kanka? Hangisi? Jip mi? Jeep. Spor mu? Ne kadar? Abi onun 2.5 vardır yani. 2.5 milyon. Vardır. Rahatına bakarsın. 50-60 yaş. Ben fiyatını bilmedim. Bir tane şey al ya. Jipler pahalı. Aldım onu. 200 bin. Bak söz verdin mi? Aldım onu. Var bir de bak. Aldım oğlum. Mini Cooper şu an aldım da. Ay şeyden ama. Neydi o? Countryman. Countryman 200 bin. Tamam. 200 tamam. bin. Tamam. Söz. Tamam sende. 500'e şey ver, bileti ver. Tamam. Arkadaşlar tamam. Fırat söz verdi. Buradan söylüyor. Bana çıkar bak. Bana çıkarsa da ben sana bir tane alayım. Araba. Sen de bana bir tane araba alırsın. O 200-250 tamam, bin liraya. Tamam. Tamam ulan. Okey. Tamamdır. Araba. Tamam. Araba. Okey. Bana ne alıyorsun? Kanka para bitti. Şuna jip aldım. Sana ne? Jip alıyor musun? Tamam kanka, be. Ama... Bana şeyini al. 2000'li falan alırsın. Fark etmez. Ben yani onu ayarlayacağız biz aramızda. Tamam. Orada bir... Sıfırını istemez. Çünkü 2,5 milyon laf değil yani. Hani... Ya 120 bin tamam. Euro falan da işte. Tamamdır. Yok, ben söyleyeyim. Sen söyle. Sen bana bir şey almıyorsun. Hayır lan öyle bir şey olur mu? Bak. Senin lan nasıl... 70 milyon lan. Ben sana 17,5'la bir şeyler almayı düşünüyorum. Kankacığım düşünüyoruz. Evet. Bir dur. Sana da bir spor araba yine. Ama 1 milyonluk falan değil yani. Limit 200'lerde. 200 zaten 200, 100'den o. Başlıyor. Tamam sen de bir Camaro alırsın işte. 200. Hırs. Sana da bir Camaro İkinci alırım. Bir tane. Oyun delisi bir Camaro. Hırsım. Tamam. Hırs. Oyun, hırsı. Olur hırsı olur. Çok orijinal oldu. Güzel. Piyango. Şans. Şey beyaz olsun. Şans iyiymiş lan. Fırat koyu Fırat. Abi Fırat ya. Ben de ne alırım? Sizin hep araba maraba şöyle bir hafta hem sizi hem de şirketteki diğer arkadaşları bak diğeri de arkayı da şey yapayım. Çok güzel bir yerde tatile. Kardeş şirketteki arkadaşlarım oğlum bir hafta tatil ne ya? Bir şey diyeceğim. Sen bu arada dedin. Tribünü oynadın şimdi. Yok. Eşlerinizle Hawaii'de olsun. Boş ver bana tekrar. Hawaii olur ya. Eğlenceli. Bir hafta ben unutamayacağınız. Ben de istedim ya. Bunlar istedim. Ben 150 bine tekne alalım bir tane. Bir tane tekne al 150 bine. Oğlum harcayacağız işte birlikte. Bir tane tekne al 150 bine. Hakikaten 70'e 80'e çok güzel tekne al. Abi tekne al. Ben sana tekne alacağım hadi gel. Tekne alın ben sana tekne alayım. Ama şöyle yaparım. 150 bine. Tamam. Tamam şöyle yaparım o zaman. Bir tane tekne alırım. Hep beraber binersiniz. Kavga çıkar abi. 1 milyon. Bak.
1 milyonluk bir tane tekne. 1 milyon tekne kalamışa işte. Bağlarım üçünüzün adına yaparız. Ya hıyar ağzı 550'lik al işte 3 tane. Lan 1 milyon tekne al işte 300. Abi ne yapacaksın? Ne yapacağını söyleyeyim. Olmaz yani. Sen teknen olunca sürekli binecek misin? Bir şey diyeyim ya. Binerim abi yaşayayım. Serdar'la bir sürekli kavga ediyoruz. Adam var lan benim. Abi sıkıntı olacak. Kavga ediyoruz. Veli, Serdar'la bir sürekli kavga ediyoruz. Adam var diyor ya. Bu gece gider, akşam gider, sabah gider. Ben orada yaşarım abi. Sen git oraya. Yok paylaşırsınız günleri çünkü. Ben saymışım. Marina da senden mi? Güzel bir Marina da benden. Tamam, yıllık ücretleri. Tamam, peki. Şey çünkü büyük olsun tekne, kaliteli olsun ki rahat yaşayın. Ya tamam ya ben... Tamam, benim bir, şeyim bir doğum. Ben tamam. Birbirimize dedik herhalde herkes. Evet. Sen bana ne dedin? Ben bir şey demedim. Ben sana bir şey demedim ben abi. Ben daha bir şey demedim. Sen bana, sen demedim abi. Tatili bir de şey tekneyi beğenmediler. Abi kişi başı bir tane tekne al, ben de sana tekne alayım, bitti gitti. Sana tekne alsam o... Yani 200 bin lira. Ya he de al da gitsin ya. Bana yeter. Tamam 200 bin tamam. Tamam 200 var da. Oğlum. Ben ailece güzel, güzel tatil yapmak 100 bin liraya baya böyle 15-20 metre hayvan olsun, gibi. Baya kafaya girdik. Şey var ya. 200 bin tekne. Bir şey diyeyim mi? Sen ben sana şu an gel. Suratımıza baktım da gerçekten bizden pazarlık çıkmış. Ama bakın ben şuna inanırım. Hep beraber bizim biletin numaralarını biliyorsunuz. Enerjinizi yoğunlaştırın. Bu videoyu kaç kişi istiyorsa buradan birini çıkmama ihtimali yok. Bak ben buna inanıyorum. Ama oraya da geleceğiz. Yoğunlaşın. Tamam oraya da geleceğiz. Geleceğiz evet. Bakın. Bu arada biz birbirimize alıyoruz ya buraya da bir şeyler var değil mi? Ha var. Evet, İzleyicilere de var. Sözlerimiz var. Zaten... Vaatlere gelelim. Sen ben bahşebiliyor muyum yine? Bak. Ha, bir dakika senin bana sen, vaadin var sen mı? Sen vaat. Ben Tamer'e tekne alıyorum. Tamer de bana tekne alıyor. Tamam, tekne. Ben Fırat'a araba alıyorum. Bana araba alıyor. Bana? Ha? Bana. Sana da. Hemen bir ses söyle. Başkana bir... Abi. Çeşme'de bir yazlık. 500 bin TL. Tamam abi. 300 de olur. Sen de ona karşılıklı. Tamam. Aynısını ben de sana diyorum. Tamam okey. Tamam, 500 bin TL. Tamam Çeşme'de yazlık. Tamam, bana abi. Ne alıyorsun? Muhtemelen sen sizin yazlık. Ben yatta. Sana da yanından bir tane alayım mı? Yat işte. Bir tane de yanından sana alayım. Tamam yazlık. Bana da yazlık al ben sana yat alıyordum. Aynı fiyat. Değil lan. Bir tanesi 500, bir tanesi 100 olur. Ya oğlum hayali küçük olur. Tamam, zaten sana çok çıkıyor ki. Tamam 100 liralık alıyorum sana şimdi o zaman. Şimdi iyilik kısmına geçebiliriz. Ha, sana Çeşme'den daire alırım. Ha, bir de izleyicilere evet. Diyelim. Ha izleyicilere. Bak aynen. İzleyicilere bu videoya, bu videoya yorum yapan bir tane arkadaşa. Vay direkt bak, seçiyor da araba. Canlı yayında seçeriz ya. Canlı yayında seçeriz. Rastgele birine. Ne veriyorsun? Bak çok rakam düşünüyor şu an. 17,5 milyonum var. Bir kısmını harcadı zaten şu an 15'e gitti. 1 milyon TL. Oha! Bakın bu video silinmeyecek. Silinmeyecek bu video var şu an. Aynen. Bu video yorumlardan bir tanesi 1 milyon TL abi. Kanalın şifresi bende. Bu video silinmeyecek. Çıkarsa 1 milyon Melih'ten aranızdan birine. Aynen. Evet. Sen? Abi benim hayalim daha küçük. Sen de artık daha fazla ver baba. 70 milyon. Ya. Altında kalır mı? Şimdi yaşınızın durumuna göre şöyle bir şey. 1 milyon TL zaten çok güzel bir şey. Ya ben, 18 yaş altıysa anne ailesine vereceğim şey değil derdi. Yaşınızın yani. Durumuna göre zaten politika tüm eğitim yapıyor. Hayatınızı garantiledim. İki kişinin. Eğitim. İki kişi. Onu ben ne diyecektim evet. İki kişinin eğitim hayatı işte üniversitede ise üniversiteden bitin. Ama kaç paraya kadar şimdi kolej? Dur kanka. Bu bitti. Şimdi sizde iş telaşı başlayacak. Bak. Diyeceğim ki kardeşim bana hayalinden bahset. Ne iş yapmak istiyorsun? Tam politikacı gibi konuşuyorsun. Hiç rakam hiç yok ama hiç rakam yok. Bir şey diyeceğim. Ne iş yapmak istiyorsun? Ama ben sınırlandırmıyorum. Tamam bir iş yapmak istiyorum. Abi sonra olmak istiyorum. Hızlıca geç. Astronot olmak istiyorum. Babacım araştır kursu varsa NASA'yı göndeririz. Buradan seni çıkacak gibi böyle ya. Okul çantası çıkacak sonunda. Yani bir elimden geldiğince paranın durumuna göre iş güç sahibi yapmak isterim. Yani istediğim ne gayet şey... Ne onu söyle. Para söyle bana. Kanka 1 milyon sınır koydum. 1 milyon çerçevesinde. 1 milyonu biz de koyduk ama. Ama anladın mı? 17,5 çıktı bize. Ama ben eğitimi... İki kişiye 500-500 eğitim artı iş istiyor. Ha, eğitim artı iş. Okay. Anladın mı? Bizde tamam. Durum bu. Aramızdan iki kişiye ben de böyle bir yorumlardan şey yapıyorum. Yorumlardan mı seçeceksin sen de? He? Yorumlardan seçeceksin. Yok, like'tan seçeceğim. Evet. Okey. Sen? Ben şimdi dedim ya yurt dışında değişik yerlerinden... Video çekeceğim. Hediye mi olur? Her çektiğim videoda oraya özel. Oraya özel minimum işte oranın parasıyla 10.000 TL mesela. Avrupa'ya gidersem 10.000 Euro'luk. Meyve. Amerika 10.000 dolarlık oranın bütçesiyle yani güzel bir hediye alıp o her videonun şeyini izleyenden birisine veririm yani. Sen şimdi düşük olmadı mı? Tamam 50.000 lirayla kurtardım Muruk yani.
Ama bir şey diyeyim mi? Yusuf kaç kere gitsin oğlum zaten. Bak, harcayamadık. Biz yokken ne yaptık? Oğlum arkadaşlar Yusuf'a video çektim. Tamam. 10.000 Euro'dan çarp. Ne var? 100.000 Euro. 600-700 bin gitti zaten. Yani daha da veririm ben. 1 milyona tamamlarım ya. 1 milyona üst şey. Arkadaşlar yani ortalama ayırdığımız sizlere 1 milyon. Yani birer milyonluk bir bütçe var. Eğer çıkarsa harcamak. Ben paramın 17'de birisine veriyorum. Sen 70'de birini veriyorsun ama. Biz onlarla çok güzel şeyler yaparız. Peki. Ben diğer çekilişlere saklıyorum. Saklak evet. Bak ben paramın %5'iyle bir arkadaşımı. %5 ne demek oluyor? %5'i ne yapıyor? 35. 35-1 milyon. Yani çok mu az oldu? 1.75 milyon. Yani ortalama 2 milyon yap ya. Tamam 2 milyon liraya kadar bir arkadaşım ya da iki arkadaşımı böyle gerçekten düzgün bir koleje göndereceğim ilkokula. Kafası hayır ilkokula derken ilkokuldan itibaren tamam mı? Ama sonuna şöyle, kadar. İhtiyacı olan biri. Eğer ilkokulu neyse. 18 yaşındaysa tekrar yani ilkokula işte başlayacak. Neyse yani yaş grubu ya 18 yaşındaysa şey Harvard'a gitsin. İlkokul diyorsun oğlum. İlkokuldan başlayacağım. Eğer evet. İlkokuldaysa. Ha tamam o kaçtı. Kaçıncı sınıftaysa yani. Yaşı genç takipçimizse 3'e gidiyorsa ona göre. Ama kimseye benden keş çalışmaz. Söyleyeyim. Çok, keş, ama, keş yok. Çok kazanmış gibi konuştum. Bende var keş yok, ya. Olursa böyle şeyler ben keş yaparız. Bende ya. Var keş abi var. Direkt. Yani olursa böyle yaparız. Ayrıca zaten hepimiz teker teker hepinizi de tanıyorum biliyorum. Zaten iyilik yapacağınızı, ihtiyacı evet. olanlara para vereceğinizi ya, vesaire şimdi, biliyorum. Abi şimdi onu anlatmayız zaten. O başka. Anlatmaya gerek yok. Hatta bence söylemeye de gerek yok. Ama bir taraftan da böyle yapılan iyiliklerin işte örnek olması açısından gösterilmesi güzel bir şey. Evet. Ya şimdi, da evet. yaptıkça gösterilir onlar. Yani küçük küçük gösteririz. Kesinlikle. Çünkü hepimiz elimizden geldiğince şu anki halimizle yani bile bir yerlerden bir şeyler tutmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Onun o başka. Için yani bu para geldiğinde o zaten... Hayaller bu şekilde. Bu arada aynen. hayallerinizi yazmayı unutmayın. Yani yıl en güzel şey ya. Ya bir de şeyi de yazın. Size çıksa bizim için ne yapardınız? Ben arkadaşlar eğer yorum yazanlardan birini büyük ikram bir çıkarsa peşinizdeyiz arkadaşlar. Peşinizdeyiz yani. Bana çıktınız. Bye bye. Görüşmek üzere.